Arkadaşlar, Hobi TV kanalından selamun aleyküm hepinize. İyi günler diliyorum. Şimdi bugünkü videomuzda bir adet UPS cihazımız var. 1700 wattlık, pardon, 700 wattlık bir UPS cihazımız var. Bunun sanırım aküler ölmüş. Bunun sökümünü yapacağız. Bir inceleme yapacağız. Bir inceleme videosu olacak. Şöyle ön tarafını göstereyim. Inform marka. Bayağı bir ağır. Etiketini gösteriyorum sizlere. Şöyle. Şimdi bu cihaza takılı olmadan hiçbir şekilde çalışmıyor. Düğmesine basıyoruz, çalışmıyor. Şimdi prize takarak bakalım ne olacak. Görmüş olduğunuz gibi fan sesi açıldı. Cihaz şu şekilde ışıkları yanıp sönmeye başladı. Şu an cihaz açık durumda. Low ışığı yanıp sönmekte. Akünün muhtemel ölü olduğunu gösteriyor. Şimdi bu şekilde takılı halde elimizde ...1500 ile 1700 watt arası olan. Şöyle bakalım. Bir blender makinemiz var. Fişe takacağız. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Sesini duyduğunuz gibi çalışıyor. Muhtemel aküleri ölük. Bakalım kaç volt olduğunu ve akülerinin durumunu hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sökümüne geçiyoruz. Elektrikten cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımızın söküm aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi UPS cihazımızın içinde 3 adet akü mevcut. Bu da 36 voltluk bir akımla çalıştığını bize gösterir. Tabi tekrardan akülere bir bakalım. Bağlantı şekli ne şekilde bağlanmış. Onu görmek için şöyle şu bağlantılarımızı da söküyoruz. Arkadaşlar, şu şekilde artı kablomuz geliyor. Artıdan eksiye geçiyor. Eksiden artıya seri şekilde bağlanmış ve şöyle çıkışta da UPS'mize artı eksi olarak artı eksi olarak gitmekte. Yani 3 adet akünün toplam voltajıyla bakalım. 12 volt zaten her biri. Görmüş olduğunuz gibi 7 amperlik 3 tane akü toplamda 21 amperlik bir güce sahip. Şimdi teker teker ben ölçümünü yapacağım. Akülerimizin durumu hakkında bakalım. Akülerimizin durumu nedir? Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Bakayım, şurada da görünüyormuş zaten. Cihazımızı açıyoruz. Akülerimizin durumunu ölçüyoruz. Birinci akümüze bakalım. ...11.15. İkinci akümüze bakıyoruz. 2.47. Arkadaşlar, bu akümüz gitmiş. Üçüncü akümüzü kontrol ediyoruz.
9,17 tekrardan ölçüm yapıyoruz. 2,46. 11,15. Arkadaşlar şimdi daha önceden sizlere kanalımda bahsetmiştim. M604 şarj kontrol cihazından bahsetmiştim. Şimdi akülerimi buradan söküyorum. Ben cihazımın içinden çıkaracağım. Bunları tek tek canlandırmaya çalışacağız. Bakalım akülerimiz canlanacak mı? Onun videosunu da dediğim gibi başka bir videoda çekeceğim. Bu videoda UPS cihazımızın bir içini inceleyeceğiz. Akülerimizi bu şekilde çıkarıyoruz. 3 adet. Akü mevcut. Zaten UPS cihazının ağırlık kısmında büyük bir ağırlığını aküler oluşturuyor. Şu an bayağı bir hafifledi. Şöyle bir içine bakarsak zaten herhangi bir arıza görünmüyordu. UPS'miz çalışıyor, aküleri öldüğü için. Arkadaşlar şu şekilde ben içini göstereyim. İçi bu şekilde. Soğutucumuz mevcut. Arkadaşlar MOSFET'lerimiz var içinde. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet MOSFET'imiz mevcut. Şöyle bir adet trafomuz mevcut şurada. Çevirici trafomuz mevcut. Arkadaşlar şimdi bunu ben tekrardan şarja takacağım. Bakalım bu kaç volt bize kaç volt çıkış veriyor. O şekilde bir ölçüm yapalım. Cihazımızın artı eksi çıkışları bu şekilde. Eksi, artı. Bu şekilde. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Cihazımız şu an çalışır durumda. Yalnız akülerin söktüğümüz için akülerin voltajını göstermiyor. Aynı şekilde ötüyor arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim tekrardan. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi çıkışta bakalım kaç volt akülerimize kaç volt geliyor. Normalde ben dediğim gibi 3 akü 36 amper, yaklaşık 36 ile 40 volt arasında bir voltaj verecektir. Şöyle ölçelim, artı eksi. Şöyle göstereyim. 41,5 volt akülerimize buradan voltaj geliyor. Arkadaşlar şimdi başka bir videomuzda bu UPS cihazımızı elimizde bizim hibrit bataryalar vardı. Onunla çalıştırmayı deneyeceğiz. Şimdiki videomu sonlandırıyorum. Video uzun olmasın. Ayrıyeten akülerimizi canlandıracağız. Modülümüz vardı. Modülle akülerimizi şarj etmeye çalışacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Kanalımızı takipte kalırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.